yapılması gereken bir an önce seçime gitmektir dedi Tufan Erhürman. Cumhuriyet Meclisi'nin dünkü oturumunda başkanlık krizinin yaşanması, aslında oturumun da tamamlanmaması, resmi olarak kapatılmaması sadece hükümete mensup parti başkanlarının ve vekillerin meclisi terk etmesiyle ertelendiğini düşündük herhalde biz. Öyle mi Fazilet Özden Efe, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle günaydınlar diliyorum bizi izleyenlere ve inanın çok üzgünüm ki yani kimse de zannetmesin biz Cumhuriyetçi Türk Partisi vekilleri olarak ya da ben işte meclis başkan yardımcısı olarak bugün bunları konuşuyor olmaktan dolayı herhangi bir memnuniyetimiz var. O yüzden izleyicilerimize günaydın derken bu memnuniyetsizliğimi de ifade etmek istiyorum ve elbette sizi ekranlarda görmek bugün ilk defa karşılaştık. Yeniden çok güzel, evet, sevgili çok Nazar. Teşekkürler. Çok memnun oldum ben. Hayırlı olsun yeni yılın. Ay çok zarifsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki iyi haberler verelim ve güzel şeyler paylaşalım. Yani benim ekranda olmadığım süre zarfında memlekete dair böyle birbirimizle de konuştuğumuz, şikayetçi olduğumuz, evet, şeyler bir düzene girse ama öyle değil. Şimdi çok teşekkürler bir kez daha. Şimdi böyle bir kriz ortamı ama o kriz ortamı aslında olmayacakmış gibi düşündüm. Yani ben dün yayında dedim ki Ulusal Birlik Partisi krizi oynamayacak. Çünkü bir resmiye Can Altay durumu yaşanmıştı. Ve o süreçten sonra kurultayı da yeni tamamlamış bir parti krizi oynamayacaktır gibi safça bir yorumda bulundum. Sonra olanlara da şaştım. Şimdi kulis bilgileriyle de karışık birazcık istiyorum aslında. Ne yaşandı dün Faiz Sucuoğlu yerine Zorlu Töre aday çıktı örneğin. Aslında birçok şey çok çabuk bu sabah. Biz tabii çok geç gittik akşam eve. Sabah uyandım telaşla, biliyorsun günlük rutin günün telaşıyla. Tabii. Çabucak gazetelere baktım da birçok şeyin de yansıdığını gördüm açıkçası. Ama ilk sorunu da kaçamak cevap vermem. Şu anda meclis arada. Ben en son saat 6 sularındaydı yanılmıyorsam. O sistematiği de yapan gazetelerimiz var. Dakika kaç oldu? Saat 6 sularında, 6 olmadan önce ben 10 dakikalık bir ara vermiştim dün hatırlıyorsan. O saatten biridir. Biz arada. Onun da bilgisini vereyim yani az önce nedir durum dedin. Yani şu anda meclis aslında dün akşam kapatılmadan ayrılıldı meclisten. Bunlar da birbiriyle bağlantılı. Çünkü dün aslında birçoğumuzun öngöremediği birçok şey yaşandı. Öngörmeli miydik? Bence öngörebilmek zaten o kadar büyük bir anomali var ki bunu öngörebilmek pek normal olmazdı diye düşünüyorum. Dün neler yaşandı? Dün günlerdir özellikle Ulusal Birlik Partisi kurultayından sonra sizler gibi biz de Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili olarak sonuçta biri bize gelip şunu aday gösterelim falan tanışmadı. Öyle bir elbette ki zorunluluğu da yok. Ulusal Birlik Partisi en çok milletvekili olan parti. Ne bekleniyordu toplumda? Neydi yansıyan medyaya? Kurultaydan sonra meclis başkanı ve meclis başkanlığı yardımcısı seçimleri anayasa gereği olacağında Ulusal Birlik Partisi kuvvetle muhtemelen adayında, kendi uhdesindedir, grup adayında bir değişiklik yapabilir. Bu aday da Sayın Faiz Sucuoğlu olabilir diye hepimizin genel bir bilgisi, algısı vardı toplumda. Bunu da illaki böyle büyük konspirasyon teorilerden uydurmadık. Zaten o beyanatları ilgili kişiler vermişti yani son hafta içerisinde. Sayın Torlu Töre'de bu işi hakkıyla yaptığını ve dolayısıyla yeniden bu dönemde aday olması ve seçilmesi gerektiğini ifade ederken ben bir yerlerde yanılmıyorsam Sayın Faiz Sucuoğlu'nun da tam hatırlamıyorum nerede çıktığını ama ona sorulan bir soru üzerine bu dönemde aday olmadığı düşündüğünü ve grubun kendisini seçerse olacağı yönünde açıklamalar olmuştu. Dolayısıyla bu iki ismin grupta konuşulma ihtimali zaten vardı ama orada beklenmeyen sanırım herkes bir şekilde Sayın Faiz Sucuoğlu üzerinde bir kanaate varıldığı algısı vardı toplumda. Zaten sabah ilk ortaya çıkan tabloda Ulusal Birlik Partisi içerisinde sizin ifade ettiğiniz kelime krize oynamadır belki de doğru ifade ya da öngörüsüzlük ya da artık umursamazlık ve kontrolden çıkmış olma hali mi diyeyim yani plansızlık, bir kaos üzerinden mi gelişti? İnanın onu bilebilecek durumda değilim yani. Yani şunu merak ediyorum, o kadar ara verildi değil mi yani aralarda uzun uzun aralarda 10 dakika şu an hala da aradayım. Şu an hala aradasınız, evet, bir de öyle bir durum var.
Şimdi o uzun uzun aralarda yani mesela Faiz Sucuoğlu, belli ki Faiz Sucuoğlu o meclis grubundan isminin çıkmasını bekliyor. Yani işin başka bir partinin iş işleriyle ilgili sizi yorum yapar pozisyonu sokmakla ilgili bir kaygım yok ama yani kurultay döneminde Ünal Üstel'in yanında olduğunu gördük. Parça birleştiriyorum sadece. Eski genel başkan, başbakan yani alelade bir isim değil Faiz Sucuoğlu. Faiz Sucuoğlu çok kritik ve çok özel bir isim bu çerçevede. Çünkü biliyorsunuz yani başbakanken %65 kurultay desteğiyle 24 milletvekili çıkarıp hükümet kurmuşken aniden başbakanlıktan Cumhuriyet Meclisi'nin arka sıralarına gerilemiş biri. Buna rağmen bir süreçte başbakanla parti başkanı ayrı devam etsin gibi bir formül denediler hatırlıyorsan. Daha sonra tek adaylı bir kurultaya gidildi. Sayın Ünal Üstel işte parti başkanı olarak da seçildi. Hani başbakanken ondan sonra seçildi. Ama buna rağmen Faiz Bey her zaman meclise geldi en arka sırada ve bence çok... Tepki gösterdi o dönem. Tepki gösterdi ama geldi. Geldi. Nisabı yani da verdi, elinde kaldırdı, oyunu da verdi. Tabii ki o ülkedeki parlamenter sistemin geldiği nokta açısından da bence üzücüydü. Yani kısa bir süre önce seçilmiş başkanın, başbakanın bir şekilde devrilip arkada oturması ama ne kendi partisinin, ne kendi partisindeki içindeki kritik isimlerin ne de şahsının bu konuyla ilgili bir şey yapmayışı diyeceğim ben. Çünkü yapamayışını da kabul etmem irademiz her birimizin iradesi açısından yani her bir milletvekilinin iradesi açısından yapmayışı yapamayışı veyahut oradaydı bugüne kadar geldi. Belli ki bu süreç yaşandı konuşuldu da muhakkak ki farklı isimlerle ve oradaki benim de algıladığım Sayın Faiz Sucuoğlu'nun yani hepimiz öyle öngörüyorduk diye söylesem yanılmış olmam. Kendisi de şaşırmış belli ki zaten hatırlayacaksın. Biz grup odasındaydık dolayısıyla ben şahit olmadım ama medyadan takip ettim. Yani meclisten zaten ayrıldı. Gün içerisinde de geri dönmedi. Yani ben ancak kendi şahit olduğumla ilgili kısmı aktarabilirim size. Medyadan gördük ayrıldığını. Zaten biz gruptan çıktığımızda, yukarıya çıktığımızda da Faiz Bey artık yoktu ve gün içerisinde tekrar gelmedi. Sayın Zorlu Töre'nin çünkü dün olması gereken neydi? İlk önce meclis başkanı seçilecekti. İşte biriz, birliyiz, bütünüz, ülkeyi biz yönetiriz, devleti kurduk, devleti biz devam ettiririz diyen 24 milletvekilli ve koalisyon ortaklarının da hala daha destek verdiği bir partinin meclis başkanını çıkarmasını beklerdik dün ve akabinde de meclis başkan yardımcısı ve divan üyeleri seçilsin ki meclis çalışmalarına artık başlayabilsin. Zaten uzun bir ara var anayasa gereği. Zaten bu uzun arada da her ne kadar komitelerimiz bir miktar çalıştı, milletvekilleri elinden gelen katkıyı koysa da elbette Ulusal Birlik Partisi'nin kurultayı nedeniyle o derecede bir verimlilik de yani, olamadı. Zaten yasama tatildeydi evet. Yeni yasama yılı başladı. Sembolik açılışla. Sembolik açılışla. Şimdi evet başkan seçilecek ki çalışılsın. Evet. Onda da böyle bir kriz. Yani ve kurultay evet araya girdi. Komite çalışmalarını o anlamda sekteye uğradığını söylüyorsunuz. Yani ben hep şunu söylüyorum. Yurttaşın gündemiyle meclisin gündemi hiçbir örtüşmüyor. Değil. Kesinlikle. Ve insanların gerçekten özellikle bu dönemde çok ciddi problemleri varken bugün gazetelere bakıyorlar. Şu anlamda hiçbirinizi ayırt etmiyorum. Söyleyeceğimi doğru anlayacağınızı umut ederim. Yurttaşın görüşü şu. Ne yaparsınız onun içinde? Yani CTP'li mi, bağımsız mı, YDP'li mi, UBP'li mi? Artık buna bakmıyor ve hepiniz aynı potada eriti diyorsunuz ve diyor ki ne yaparsınız? Evet. İşte bu noktada yurttaşın da hepimiz de birer yurttaşız sonuçta. Aynayı kendine de çevirmesi lazım. Elbette yurttaş bizi eleştireceğiz. Biz siyasi olmakla zaten bu eleştirileri önceden kabul ettik. Bunun da anlamı vardır çünkü... Hatalar varsa onları düzelterek ve yurttaşın ihtiyaçlarına cevap vererek çalışmamız lazım. Sadece iktidarın değil muhalefetin bunu da yapması lazım. Ama tam da bu noktada yurttaş da aynayı kendine çevirip bakmak mecburiyetindedir nazar diye düşünüyorum. Evet biz ne yapıyoruz? Evet bunun düzeltilmesi lazım. Yurttaş da ben ne yaptım şimdi ne yapacağım deme mecburiyetindedir artık. Bakın bugün bir nedir yani hükümeti hükümet yapan iktidar olma nedir? Halkın size verdiği irade ile bir yere geliyorsunuz. Nedir?
hükümeti kurmamız lazım öncelikle. Zaten burada ciddi kırılmalar yaşandı. Nihayetinde güvene oy almış bir hükümet olabilir ama süreci tekrar burada kısa süremizde üzerinden gitmemize gerek yok. O yüzden zaten atanmış bir hükümet var karşımızda. Gayrimeşru bir hükümet var diyoruz biz uzun zamandır. Ondan sonra ne yapması gerekiyor? Meclis başkanlığı seçmesi gerekiyor. Geçtiğimiz dönemde hatırlayacaksın 5. tura kadar gitmişti Sayın Zorlu Tören'in seçimi ki 29 oyu var iktidarın. Ve bu dönemde bu sıkıntı belli ki aşılamadı ve isimden bağımsız olarak da artık aşılamadığı aşikar. Çünkü Sayın Kutlu Evren 26'ya ilk turda reddedildi. Sayın Faiz Tuğçeoğlu aşağıdan yukarıya çıkamadı. Ve nihayetinde 3. beklediğiniz en önemli unsur nedir? İktidar olduğunu iddia edenlerden, ülkeyi yönettiğini iddia edenlerden. O da bütçeyi geçirmesidir ki nitekim Ekim ayının sonunda bütçe meclise gelecektir ki Kasım ayında komitede görüşülsün ve Aralık ayında da meclis genel kurulundan geçsin. Eğer bir iktidar meclis başkanlığı seçemezse bu iktidar olduğunu iddia edenlerin ben yarın öbür gün bütçeyi de geçirebileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla geldiğimiz noktada yurttaş da kendine bakacak. Biz de tabii ki biz iki kere kendimize bakacağız. Biz onları temsil ettiğini söyleyen vekilleriz. Ama bu hükümetin, bu yapının miadının dolduğunu artık herkes kabul edecek. Ve en erken zamanda bu ülkenin erken seçime gitmesi lazım. Cumhuriyetçi Türk Partisi de bunun için yapması gerekenleri elbette ana muhalefet partisi olarak görüşecek, yapacak. Ama her bir yurttaş ki bunun içerisinde sivil toplum örgütleri vardır, kamu niteliğindeki meslek örgütlerimiz vardır. Artık dünkü rezaletten sonra da bu sürecin kabullenilemez olduğunu her birimizin anlamamız gerekiyor diye düşünüyorum sevgili Nazar. Şimdi parti genel başkanınızın zaten dün mecliste henüz işte bir uzunca araya gitmeden önce diyeyim, oturum kapatılmamıştı bir kez daha hatırlatarak. Oradaki açıklamalarında artık bunu seçim çözer açıklamasını nasıl gördük. Nasıl başka türlü çözülebilmesi mümkün değil ve şu an baktığınızda Faiz Bey zaten dün ayrıldı, gelmedi. Bugün Zorlu Bey gelir mi gelmez mi? Zaten Cumhurbaşkanı şu an adada olmadığı için kendisinde Cumhurbaşkanlığı vekaleti var. Ama bundan sonraki süreçte durumun ne olacağı belli. Zaten kendi içerisinde ciddi şekilde kırılgan bir yapı, bunu görüyoruz, hissediyoruz. Yüksek sesle uzun zamandır konuşulanlar var. Nasıl devam edecek? Nasıl yasa yapacak bu meclis? Siz sabah ben izleyemedim programınızı, bir çevirdim. Biraz yaşam eviyle ilgili konuyu işliyordunuz. Biz dün bunu konuştuk mesela arkadaşlarla bu telaşların içerisinde ve benim bugün milletvekillerim vardı. Bugün bu konuyu gündeme getirecek olan Sağlık Bakanı'na, Çalışma Bakanı'na konuyla ilgili olarak aslında hem hesap soracak olan hem de çözülmesi için baskı yapacak olan benim bugün vekillerim vardı. Meclisin vekilleri açısından söylüyorum ve Cumhuriyetçi Türk Partisi vekiliydi bunlar. Ne oldu dünkü krizden sonra? Bugün meclisin açılıp açılmayacağı belli değil. Bugün seçimlerin tamamlanıp tamamlanmayacağı belli değil. Ve bugün örneğin o güncel konuşmalar, yani denetim görevi meclisin, yapılamayacak gibi duruyor. Aslında ben bağlantıyı tam da orada bıraktım. Çok affedersiniz. Ve çok önemli, yani o noktadan evet bizim de gayemiz o ama bu kilitler çözülmeden oraya ilerlenmiyor ama bu kilit de artık kör düğüm olmuş. Çözülemeyecek belli ki. İki konu. Bir tanesi sizin işaret ettiğiniz Hatice Jenkins'laydı bağlantım. Diyor ki yani biz savcılığa gittik, ben izini sürdüm, bilmem ne yaptım. Oralarda bir yerde bekliyor o yasa. Yani ülkede yapılmış yasaların uygulanmasıyla ilgili zaten ciddi bir sıkıntı varken bir de yasa yapıcı bu vaziyette olunca, meclis bu vaziyette olunca gerçekten insanlar şeyi bırakıyorlar artık. Hani ama ne olacaksa olsun haline geliyor ya. Oradan da seçime bağlamak istiyorum. Çünkü bu seçime götürmek lazım artık bu işi. Gayrimeşrudur bu hükümet söylemlerini. Daha şiddetli sarf ettiği zamanları hatırlıyoruz Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin. O dönemde hem mecliste hem sokakta olacağız diyerek o şiarla aslında birazcık bunun zorlanmaya, push edilmeye çalışıldığı bir dönem de yaşadık. Ama öyle bir etki de yaratılamadı. Az önce sizin kamu görevi gören sivil toplum örgütlerine ve diğer örgütlere çağrınızı birazcık buradan algılıyorum. Yani hadi gibi mi Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin? Evet ve bu dönemde şeyi de değerlendireceğiz. İlle sokağa dökülerek mi olacak bu, denedik çünkü sevgili Nazar. Yani o sokağa Cumhuriyetçi Türk Partisi o eylemlerini yaptı. Başarılı olanlar da oldu. Yani Lefkoşa'daki eylemimizi hatırlıyorsun. Farklı kesimlerden birçok kişi de gelmişti.
Ama bu dönemde bu sürecin nasıl örgütlenmesi gerektiğiyle ilgili olarak dediğim gibi elbette biz bunu yetkili organlarımızla görüşeceğiz ama her bir kesimin bunu ciddiyetle ele alması lazım. Gitmiyor, gitmeyecek. Bakın. Ne oradaki eksiklik? Yani evet başarılı olanlar oldu ama diğer taraftan da bir seçime götüremedi. Yani şiar oydu, seçime de gidemedi. Birçok unsur olduğunu düşünüyorum. Bir sizin ifade ettiğiniz gibi o bıkmışlık ne olursa olsun durumu var ve bu, en çok beni tedirgin eden de budur. Yoksa erken seçim elbette olur, iktidar değişir değişmez. Bunlar hep siyasetin doğası gereği de süreç içerisinde yaşanması gerekenler yaşanır. Ama o ne olursa olsun durumu bizi aslında Kıbrıslı Türkleri, Kıbrıs Türk toplumunu bir miktar toplum olmaktan çok bir arada bir aynı alan içerisinde hasbel kader yaşayan insanlar topluluğuna çeviriyor. Ve benim en büyük endişem bu. Yani biz toplum olmayı birlikte, kader birliğinde, mutlulukta, sevinçte, tasada bir arada olmayı ve bir gelecek tahayyül etmeyi bir kenara itiyoruz gibi görüyorum ben. Ve pandemiden sonraki süreçte ve özellikle Ulusal Birlik Partisi'nin bu son 5 yıllık ciddi şekilde tahribat bırakan iktidarı süresince, elbette yalnız değil DP ve YDP ile yapıyor bunları, bu sürecin çok daha hızlandığını görüyorum. Yoksa elbette 20 sene önce de göç eden insanımız vardı. 20 sene önce, 15 sene önce de diyorduk ki birçok şey yoluna koymamız lazım, düzeltmemiz gereken, yapmamız gerekenler var ama son 5 senede özellikle ülkeye kontrolsüz nüfusun akışının engellenebilir adalet duygusunun ciddi şekilde sarsılması ve bunun hükümetin yaptığı icraatlarla artık halkın çok maalesef kanıksar duruma gelmesi, işte münhallere başvurma halinden gençlerin vazgeçmesi, zaten kurultay vaatleriyle işte biliyorsun geçici öğretmenler kaç kişi alınacak, kaç binlerce kişi sıralarda insanlar 10 bin küsur kişi ben de geldim bu kurultayda görüldüm diyebilmek için yağmura çamura rağmen bir kısmı da orada olmak zorunda hissetmesi. Niçin? Elbette gönülden UBP'ye bağlı olup verenlerdir insanlar, yani ülkenin en büyük iki partisinden biri Ulusal Birlik Partisi ama adalet duygusunun ortadan kalkması insanlarda korku ve endişenin hakim olmasıyla çok farklı şekilde tepkilerin ortaya çıkmasıdır beni tedirgin eden. Peki erken seçim çağrısı yaparken bu kaygıyı da gütmüyor musunuz? Çünkü toplum yapısı, oy verme, yani insanları oy vermek için motive eden nedenler işte iştir, aştır, odur, budur, farklı beklentileri oluyor insanların. Az önce seçmene siz de birazcık da kendinize derken bunları kastettiniz. Hepimiz kendimize aynaya bakalım. Yani hem siyasiler iki kere baksın ama seçmen de artık bu girdiğimiz kritik dönemde bakmak zorundadır. Yani benzeri bir tablo ortaya çıkmayacağını size düşündürten ne mesela? Birkaç nokta var burada elbette süreçte bize gösterecek ama 2022 seçimlerinden çıktığımızda elbette Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çıktık, genel seçimlerden çıktık. Kendi doğallığında insanlar tekrar bir seçim sürecini, tekrar ülkenin buna sürüklenmesini çok da benimsemediler diye düşünüyorum. Haklı olarak yani sürekli her sene seçim yaparak arada belediye seçimleri zaten yapıldı. O da yıpratıcı bir süreç sonucu, belediyelerin birleştirilmesi sonucu oldu hatırlayacaksın. Hem zaman açısından hem de bence krizin bu kadar kapıya vuracağı ve bu kadar kötü idare edileceği de birçok kesim tarafından da bence öngörülememişti. Yani en çok ne, yani işte bütçe geçer günün sonunda turizmimiz var, bir üretimimiz var. Eğitimde yaşananlar olur, üniversitelerimiz bir miktar getirir. Yani belki bu hükümet dönemi hani çok da büyük yıldızlı işler yapmaz ama olağan zaten devam edebilecek algısı da vardı diye düşünüyorum ve ben artık onun da yıkıldığını düşünüyorum. Kim gelirse gelsin fark etmez algısının kesinlikle yıkılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu son yıllarda yaşadıklarımıza bakın. Üniversite krizimiz hala daha sahte diploma meselesi. Şimdilik çok belki medyada gündem değil ama yarın öbür gün ilgili davalar muhakkak ki okunacak. Kamuoyunun tekrardan gündemine gelecek. Neye getirdi o kriz bize? Zaten pandemiden sonra dünya genelindeki işte enflasyon, ekonomik kriz derken Türkiye'deki para politikalarından alakalı bizim ekstra hissettiğimiz sıkıntıların üzerine bir de
ülkedeki en büyük iki sektörden biri dediğimiz yüksek öğrenim sektörüyle ilgili ciddi sıkıntılar yaşadık, yaşıyoruz, yaşayacağız da önümüzdeki süreçte. Ne oldu ondan sonra? Turizm en büyük bu ülkenin gelir kaynağı, en iyi yönetilmesi gereken ve istikrarlı bir şekilde orada bir bakan var. Yıllardır bir bakan var. Değişmiyor. Ne yaptık? Turizmde kaynak vardı, çok her şey vardı derken bitti. Turizm şu anda doğru siyaset, doğru politikalar yapılmıyor. Zaten Ercan Havaalanı açılmış olabilir, yeni bina açılmış olabilir ama hiçbir şekilde seferlerde bir ucuzlamaya gidilmedi. Bunu ilk günden söylüyorduk. Orada ciddi şekilde Emrullah Duran'la TNT'ye yapılan kıyaklar var diyeceğim artık. Hukuk dışı olduğunu düşünüyoruz çünkü artık biz bunların. Ve geldiğimiz noktada toplum görüyor. Topluma ait paranın elektrik kurumunun doğru yönetilememesi, Ercan gibi süreçlerin kritik ve ciddi anlamda maliyet içeren süreçlerin doğru yönetilememesi sonucunda hem elektrik fiyatlarımız, uçak ulaşım fiyatlarımız artmış durumda, hem de sürekli halkın cebinden buralara para gidiyor. Eğitimi söyledik, diğer yönetilemeyen alanlar böyle ve geldiğimiz günde artık dağıtılacak bir şey de kalmadı. Şimdi, sevgili Nazar Bey, görüyoruz yani Ulusal Birlik Partisi içerisinde de 100 kişiye söz veriliyor. Kaç kişi için yerine getirilecek? Bu son meclis başkanlığı seçimi için bile o belki bile bir örnek değil mi? Yani bunu izleyen insanlarımız baktığında işte çocuğuna, ben insanları o anlamda da suçlamıyorum. Bu kadar karanlık bir tablonun içerisinde herkes öyle görünüyor ki içgüdüsel olarak kendi hanesini ilk önce koruma şeyi ortaya koyuyor. Ama buradan ben de tam da dediğin noktadan şunu sorgulamasını istiyorum halkımızın da bizlerin de. Kendi milletvekilleri arasında, kendi seçmiş olduğu başkanla alakalı olarak, verilmiş sözlerle alakalı olarak dün yaşananlar yaşandıktan sonra meclis çatısı altında, halkın gözü önünde ve gücü olan insanlar, sözü olan insanlara yapıldı bu. Yarın öbür gün size verilen sözün tutulacağını nasıl düşünebilirsiniz? Şimdi ekonomi aslında çizdiğiniz tabloda temel başlık ve özellikle toplumun belli bir kesiminin daha da yoksullaştığını ve alım gücünün daha fazla düştüğünü görüyoruz. O zaman Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin de yaz ve devam eden süreçte, belki geçtiğimiz dönemden de ekonomi temelli yaklaşımlarla ilgili yürüttüğü bir takım çalışmalar var, toplantılar yapıyor ve buna kafa yorduğunu görüyoruz. O zaman belki sandığa mobilize etmek için ekonomiden mi yürünecek gibi ben dışarıdan baktığımda düşünüyorum. Bunu birazcık sesli konuşalım isterim. Elbette şu anda en büyük üzerinde plan program yapılması gereken süreç ekonomi. Ama bu da yalnız başına sadece ekonomi diyerek olmuyor. Bunun bağlantılı alanları da var. Biz bunlarla ilgili çalışma yapıyoruz. Geçtiğimiz gün hatırlayacaksınız eğitim politikamızla ilgili çalışma sürecini yaptığımız, yani son birkaç yıl içerisinde defalarca toplamda 50 küsur fazla toplantının sonucunda ortaya çıkan çalışma prensibimiz, temellerimizi, hedeflerimizi kısa, orta, uzun vadede ortaya koyduk. Aynı şekilde ekonomiyle ilgili de siz de takip ediyorsunuz. Paneller de yapıyoruz. Bu çalışmaları devam ettiriyoruz. Ekonomi evet, ama ekonomi şununla da bağlantılı. Şu anda bu ülkede nüfus bilinmediği ve kontrol altına alınmadığı sürece, bir nüfus politikası ortaya konmadığı sürece ekonomiyle alakalı projeksiyon yapmanız da mümkün değil. Çünkü örneğin hayat pahalılığından bahsediyoruz. Evet, hayat pahalılığı artışı zaten o da kendi içerisinde pahalılığa yol açan bir süreç geldi. Ama tüm bunlar yapılırken asgari ücretin sürekli öngörülebilir olmaması, asgari ücretin artırılmasıyla yani ilgili olarak da sıkıntıların öngörülebilirsizlikten dolayı yaşanması, tüm bunlar aslında nüfusla alakalı bizim öngörümüzün olmamasıyla alakalı. Bugün taşınmaz mallarla ilgili olarak kontrolsüz bir şekilde büyümesine izin verilen bir sektörün aslında şişmiş bir balonun patladığını görüyoruz. Ve bu neyi getiriyor? O sektörün beslediği yan sektörler, alakalı sektörlerde de işçi çıkarmaları, iş durdurulmalarıyla ilgili olarak süreçler başladı sevgili Nazar. Yani bize, ben biliyorsun bir avukatım da, gidiyorum bakıyorum, Girne Tapu'nun durumunu da görüyorum.
bu alan örneğin kontrol edilmediği için bir ani zenginleşme oldu ama bizim şu andaki iktidar becerip bu zenginleşmeden alması gereken vergiyi de alamadı, onu söyleyeyim yani. Çokça para dolaştı, hala da daha dolaşıyor bu ülkede. Geceden sabaha kuyumcu dükkanları, otogaleriler açılıyor ve hiçbir şekilde şu anki yapı bunları kontrol edip denetleyemediği gibi alması gereken vergiyi de alamıyor. Geçirdiği uygulanamayacak taşınmaz malla ilgili yasayla alakalı olarak o alan da iptal edildi. Yarın öbür gün davalar, mahkemeler olacak ve ekonomiyi tüm bu bacaklarıyla birlikte düzeltebilmek de mümkün. Yani evet de para basmıyoruz biz, o gücümüz yok, daha sınırlı yetkimiz var yani sonuçta. Herhangi ülkede olan koşullarda enstrümanı yok para ama bunun dışında kullanabileceğimiz birçok enstrüman var ve evet nüfus, eğitim ve ekonomi ve bununla bağlantılı alanlarla ilgili zaten bizim çalışmalarımız var, düzeltilebilir. Şimdi bu çalışmalarla ilgili olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi ile ilgili yani bu çalışmalar yapılıyor ama şöyle bir eleştiriyi ben duyuyorum ya da zaman zaman öz eleştiri anlamında da kimi partililer, partiye yakın isimlerden duyuyorum. Yani topluma bunun geçmesi konusunda yapılan çalışmaların anlatılması konusunda bir sıkıntı mı oluyor, iletilemiyor mu, geçmiyor mu? Çünkü ortaya çıkan somut duruma dair yapılabilen projeksiyonlar da var. Yani şunlar 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 olursa işte kısa, orta, uzun vadede bunlar 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 olacak gibi sonuçları da olan kimi çalışmaları yapılıyor, çalışmalar yapılıyor Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne. Dolayısıyla hani böyle seçim şu an zikredildiğinden bunları daha fazla sorguluyorum. Bunların topluma aktarılması konusunda bir eksik gedik bırakıldığını düşünüyor musunuz? Değerlendiriyoruz açıkça bunu. Yani söyleyeyim sevgili Nazar, biz de bunu parti MYK'sındayım da ben değerlendiriyoruz. Çünkü birçok yaptığımız çalışmada konuştuğumuz konuyla alakalı olarak tam da sizin ifade ettiğiniz gibi bu konuda parti bir şey söylemedi. Bu konuda niye bir şey yapmıyorsunuz gibi eleştirileri alıyoruz ama biliyoruz ki örneğin o konuda en az iki milletvekilimiz o hafta ya da geçtiğimiz hafta meclis kürsüsünden konuşma yapmıştır. Genel başkanımız, genel sekreterimiz konuyla ilgili örneğin mülakat vermiştir ama hala daha bir yerde bir engelden bunun halka ulaşması noktasında evet sıkıntılar yaşıyoruz, bunu çözmemiz gerekiyor. İçine gireceğimiz süreçte de çok daha yoğun çalışmamız gerekecek şey noktasında, üretme noktasında değil de kampanya noktasında. PR aslında. PR, yani ne acı ki şu anda ülkeyi yönetenler bir şey üretmiyor ama bir PR ve kampanya üzerinden olmayan çok da güzel pazarlanıyor. Bizim de belki de bu noktada üretilen olanı aynı oranda yapamamamız evet büyük bir eksiklik ama biraz da çağın sıkıntısı olduğunu da düşünüyorum ben onun. Yani senin uzmanlığın belki de sen çok daha iyi bunu yorumlarsın ama içine girdiğimiz bu sosyal medyanın ve bilginin, haberin aslında çok hızlı tüketilen bir emtiaya neredeyse dönüştüğü ve işte o post-truth dediğimiz hakikat ötesi, hakikat üstü yaşananların artık geçmişte post-truth'u bir miktar daha geçmiş zamanla alakalı kullanıyorduk çarpıtılmasıyla ilgili gerçeklerin ama artık sabahtan akşama o hakikatin çarpıtılması ve gerçeğin dışında tartışılmasını da yaşıyoruz ve bir tek bizim ülkemizde yaşamıyor. Bugün işte ABD seçimlerine bakıyorsun, söylenenler, olmayanlar ve o olmayanlar üzerinden yapılan tartışmalar birazcık da çağın da bir sıkıntısı diye düşünüyorum. Ama diğer taraftan yani bölmüş olarak algılamayın ama neticede politikacısınız ve bunun üzerinden gelmemiz lazım diye işte onu diyorum. Ya örneğin TikTok'la gündem belirleniyor ve TikTok'ta gördüğü herhangi bir şeyi mutlak gerçek olarak algılayan bir genç nüfus var tüm dünyada. Dolayısıyla politika yayma aracı olarak TikTok neden olmasın? Politika yani yayma araçlarını genişletmemiz yok. %100 katılıyorum bunu söylerken. Evet bu bir sıkıntı. Siyasetin birçok ülkedeki siyasilerin de karşılaştığı bir sıkıntı ve biz bunu çözmek mecburiyetindeyiz. Yani insanlara dediğin gibi Instagram'da, TikTok'ta birçok farklı platformlarda gençlere çok daha farklı yöntemlerle ulaşmamız lazım. %100 katılıyorum size. Yani artık o eskidenki gibi uzun uzun
basın açıklamaları, belki de uzun uzun makaleler yazıldığında okunmuyor. Ya uzun uzun metinleri biz okuyabiliyor muyuz? Yani hepimizin dikkat seviyesi çok dikkat dağınık dolayısıyla. Dikkat seviyemiz çok azaldı. Aynı anda birçok bilgiyi alıyoruz. O yüzden ben eleştirinize savunma amacıyla değil. Yok yok muhakkak. %100 anlıyorum, katılıyorum. Biz de bunları zaten değerlendiriyoruz. Ve çeşitli yöntemleri deniyoruz. Dönem dönem de deniyoruz. Önümüzdeki süreçte de deneyeceğiz. Daha çok sesimizi duyurmak açısından medyaya da önemli görevler diye düşünüyorum ben. Yani şu anda sayıda medyada şu anda dünkü gibi, dün tabii çok olağan dışı bir konuydu ve olayın biraz da işte bireyler üzerinden olunca insanların da satın alması, onu izlemesi de daha çok, yani o magazinsel boyutu da o anlamda maalesef artıyor. Çünkü herkes mizaha vurdu artık olana. Artık mizaha vurdu ama onun dışındaki süreçlerde de, yani biz artık toplumsal bir varoluştan bahsediyoruz. Yani artık toplumsal varoluşlar, Kıbrıs Türk halkı bu kadar ciddidir. Savaşla çok ciddi bu konu. Yani baktığımızda şu anda öyle bir yapıyla çalışıyoruz. Deport edilmiş insanlar ülkeye geri geliyor. Şu anda 20 sene önce, 30 sene önce konuşmadığımız güvenli mi acaba? Sokakta yürüyebiliyor muyuz? Biz geçen gün medyaya da düştü söyleyeyim. Barış eylemi yapıyorduk ya, Aras'ta da üzerimize araba sürüldü. Evet, büyük geçmiş ve yani, olsun. CTP'yiz diye de değil, ha siyasi neden ne olduğunu da ima etmeye çalışmıyorum burada. Yani eskiden çok çok eski zamanlarda siyasi nedenler vardı. Siyasi belki kutuplaşmalar, hizipleşmeler vardı. Şu anda kontrolsüz, tamamen kaotik bir ortamda yaşıyoruz ve biz bu ortamda çocuk yetiştireceğiz, çocuklarımız hayat kuracak. Bu artık mümkün değil. Ben ciddi anlamda toplum olarak varoluşsal krizinin yaşandığı bir dönemdeyiz, kabul edilemez. Ulusal Birlik Partisi, YDP, DP hükümetinin bize yaptıkları kabul edilemez sevgili Nazar ve buna dur deme mecburiyetimiz var artık. Ekonomik örgütlerin de kımıldanması lazım. Önümüzdeki dönemde ne yapacaklarını ben size söyleyeyim. Bu hükümetten devam ederse evet. Yani şu anda artık dağıtılacaklar bitti. Artık alçak orman arazisi ilan etmeler. Bununla ilgili gelen bakanlar resmi gazetede yaz aylarında yayınlanan yasada yapılan değişiklik önerileri vardı. Artık hafızayı da çok hızlı tüketiyoruz. Çünkü her gün başka bir kriz olduğu ama için. Ama buraya doğru gidiyor diyorsun. Buraya, yani önümüzdeki dönem ne yapacaklar ben size söyleyeyim. Ne kaldı dağıtılmayan? İşte orman arazilerinin alçak olan orman arazisi ilan edilip kiralanması süreci gelecek. Dönüm dönüm manlarla ilgili olarak mevcut yasada değişiklik önerileri var. O meclisin gündemine gelecek. Sağlıkla ilgili yapılması gereken birçok nokta var. Yaşıl yapılamayacak. Böyle miydi dörtlü koalisyon hükümeti döneminde yaşam evinin kalkanlığının durumu? Değildi. Yani bunların da görülmesi duyuyor mu, ön sezimi, gidişatı okuyor musunuz? Bu işte alçak orman arazileri ve diğer konular. Gidişat bu geldi. Geçen aylarda, yaz aylarında meclise tasarıyı gönderdiler. Dolayısıyla olacakları... olacakları görmek açısından bağışlanan, alınmayan paralar Ercan Havaalanı ile ilgili olarak ortada. Kıptekin getirildiği durum ortada. Yani gidişat bize aslında ciddi bir yok oluş tehlikesini koyuyor. Yoksa bu devirde evet bölgemizde savaş da var. Geçtiğimiz akşam biliyorsun işte görüldü. Çıplak gözle görüldü. Bu ciddi bir sıkıntıdır. Bir yemek söz konusu Ekim ayında. Zaten Cumhurbaşkanı da yurt dışına gidiyor. Bugün de yok. Ve süreçle ilgili görüşmeler var. Ve hala daha İki devlet üzerinden, altı doldurulamayan bir siyaset üzerinden Kıbrıs Türk halkının dünyadan ısrarla koparılma iddiası var. Peki Kudret Özersay'ın bir eleştirisi var. Hem muhalefete hem de kendisiyle birlikte o kararı almamış eski partililerine olduğunu düşünüyorum. Bu meclis demokrasi yok sayılarak bu saçma hükümet kurulduğu gün bu rezalet sineye çekildiği anda zaten bitmişti. Hükümet ise zaten ilk günden ölü doğmuştu. Bunlar olurken o gün susanların bugün şikayet etme hakları yoktur. Derhal istifa edin tabii eğer cesaretiniz varsa diyor. Sineyi Millet Cumhuriyeti Türk Partisi'nin gündeminde mi? İlgili, yani ifade edilen dönemle alakalı olarak elbette her parti oturdu, kendi kararını aldı. Bizim Halkın Partisi'ne bu anlamda
eleştiri yapmak hakkımız olmadığını düşünüyorum. Yani oturdular, kendi görüşlerini yaptılar. Ama hiçbir zaman da bu görüşe ben özellikle o dönemde de kesinlikle katılmadım. O dönemde eğer Cumhuriyetçi Türk Partisi yeni seçimden çıkmışız, halk bize muhalefet görevini verdi. Halkın muhalefet görevini verdiği bir noktada meclisi bırakıp gitmenin bedellerinin ağır olacağını hem teoriden hem de pratikten de biliyoruz bugün, 90'lı yıllarda yaşananlar. Biz bugün bu mecliste olmasaydık, polisle ilgili gelen yasalar hala daha bekliyor, geri çekilmediler. Bizim komitelerde koyduğumuz tavır, meclis genel kurulunda yaptığımız konuşmalar neticesindedir. İfade özgürlüğüyle ilgili işte zem ve kadih, ifade özgürlüğünün neticesinde davaların okunması, dinlenme ile ilgili üçlü dörtlü paket var meclisin gündeminde. Alçak orman arazilerini az önce söyledim. Birçok konuda oy birliğiyle geçirilen bu kadar yasa olması da zaten Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin ne kadar emek koyduğunu ortaya gösteriyor. Bu... Çünkü ilk hallerine yapmasaydık o değişiklikleri çok daha sıkıntılı noktalarda gelme potansiyeli olan birçok yasa var. Hem sine-i millet hem mobilize etmek sandığa, ikisi birlikte zaten konuşuluyordu. Bugün uygun şartlar var mı? Gündeminde bugün, mi Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin? Bugün uygun şartlar olup olmadığını elbette 3 senenin öncesinin şartlarıyla bugünün şartları değişti bir miktar değil. Çok miktarda değişti. Günü ise bunlar yine değerlendirilir. Elbette biz hiçbir zaman sine-i millet hiçbir hal ve koşulda bir alternatif olamaz görüşünü benimsemiyoruz. Günün koşullar oluştuğunda gerekiyorsa ve sonuç alınacaksa elbette sine-i millete gitmeyi her parti olduğu gibi Cumhuriyetçi Türk Partisi de değerlendirir, geçmişte de değerlendirmiş, gereğinde yapmıştır. Ama bunun prematüre bir şekilde doğru koşullar oluşmadan yapıldığı durumlarda 90'lı yıllarda gördük, bunun halka çok daha büyük zararlar verilebileceğini de biliyoruz biz. Yani sizin ana muhalefet olarak seçildiğiniz bir noktada meclisten ayrılmanız ve meclisteki boşluğun iktidara mensup başka bir seçimle, çünkü bir de böyle bir algı var sevgili Nazar. Cumhuriyetçi Türk Partisi sine-i millete gitseydi seçimler yenilenirdi. Yok, öyle bir şey yok. Cumhuriyetçi Türk Partisi sine-i millete gitseydi nasıl Sayın Kudret Özersay sine-i millete çekildi ve kendinden boşalan bir koltuk ertesi yıl dolduruldu ve Sayın Özüstü oraya geldi. Cumhuriyetçi Türk Partisi de sine-i millete gitseydi 18 milletvekili için yapılacaktı bu seçimler. Ama ara seçimler. İşte seçim zorlanamaz mıydı? O dönemde de konuşulan sadece sine-i millet değildi. O yüzden bugün uygun nasıl şartlar zorlanacaktı? Yani o günün şartlarında Ocak ayında seçimden çıktık. Bu yaşananlarda seçimin zorlanabileceği ne sivil toplumda, ne meslek örgütlerinde, ne toplumun genel kesiminde siz gördünüz mü? Geldik bu süreci biz Ercan'dan meclise kadar yürüdük. Biz sokağa çıktık. Gördünüz mü o devinimi? Biz bütün sivil toplum örgütlerini, bütün meslek örgütlerini dolaştık. Bugün o günün koşullarında bu yoktu, olmak zorunda da değildi. Çünkü halk yorgundu. Seçim yorgunuydu. Hatırlamıyorsunuz. Medya ne diyordu peki? Medya sineği millete mi gidilsin diyordu. Yoksa seçim derdimiz geçim, seçim değil miydi atılan manşetler? Bunları da hatırlayalım. Yani o koşulların içerisinde bir de o denklemden Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin çekilmesi ve anayasa... Devletin adını değiştirmekten bahseden insanlardan bahsediyoruz ya biz. Anayasa değişikliği olsun gerekirse, unuttunuz mu o gün yapılan tartışmaları? Bir anayasa değişikliğiyle ülkede daha da ne kadar hasar verilebileceği, çünkü artık o çoğunluğa Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin mecliste olmamasıyla her şeyi yapabilecek bir yapıyla karşı karşıya kalınacaktı. Ama dediğim gibi bu hiçbir hal ve koşulda bunlar değerlendirilemez diye ben düşünmüyorum. Elbette bu son yaşananlardan sonra da her şey değerlendirilecek. Var mı parti içinde bunu dile getiren isimler? Ya isim sormuyorum tabii ama var mı bu tarz görüşü sine-i milletle ilgili zikreden? Şu anda böyle bir tartışma yok partide, bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Dediğim gibi ama dün yaşananlar, Ulusal Birlik Partililerin bile ben şok olduğunu gördüm. Artık o kadar bir kontrolden çıkmış ki bir yapı, kimse kontrol etmiyor. O daha da yani kontrollü bir kaos değil dün yaşatılanlar. En azından benim izlenimim o yönde. Şimdi ben buradan çıkıp zaten... Bugün neler olacak? Bugün ne olacak? Onu soracağım, noktalayacağım. Evet. Şimdi
Biliyorsun ben dün altı sularında meclise ara verdim. Niye verdim bu arayı? Onu da söyleyelim izleyicilerimize. Evet. Sayın Zorlu Tören'in 5. turda devam etmeyeceğini ve Ulusal Birlik Partisi grubu olarak Sayın Kutlu Evren'i aday gösterdiklerini beyan ettiler. Zaten benim açma nedenim de Sayın Zorlu Tören'in ayrıldığı bana ifade edildi. Ulusal Birlik Partisi grubu tarafından da, meclis personeli tarafından da ve benim meclisi açmam gerektiği. Çünkü biliyorsunuz sayın daha sonra farklı da duyuldu, rahatsızlandı vesaire ama diye açmadı. Duyduk. Ama günün sonunda meclis başkanı mecliste olmadığında meclis başkan yardımcısına yetki ve sorumluluk geçer. Meclisin çalışmalarını devam ettirmesi için bu bilinen bir şey zaten. Ben Sayın Zorlu Töre kendisi ara verdikten sonra kendi oylamasıyla alakalı olarak biliyorsun iki kere gruba gidildi ve görebildiğimiz kadarıyla tek tek bireylerle de konuşuldu. Grup toplantısı da yapıldı. Nihayetinde o aradan sonra, ikinci aradan sonra biz bekliyorduk ki verilen aradan sonra Sayın Zorlu Töre açsın. Daha sonra meclis personeli bana gelip benim açmam gerektiğini söyledi. Ben elbette oradaydım. Meclisi açtım. Sayın Kutlu Evren'in aday yapılacağı ifade edildi. Sayın Sunat Atun kürsüye çıktı ve oylamayı bu çerçevede gerçekleştirdim. Çıkan sonuç bana verilen evrakta Sayın Kutlu Evren'in 26 ret aldığı ve oylamanın ikinci tura kalacağı yönünde ilgili meclis personeli bir not düşmüş. Ben bir hukukçuyum da biliyorsun. Ben o notu gördüğümde yani açıklıkla paylaştım. Kıymetli milletvekilleri, benim önüme düşen not budur ama ben bunun yapılabileceğini düşünmüyorum. Yani bunun tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Grup başkan vekillerini yanıma alayım dedim. Çünkü 26 ret almış. Ötesi yok onun. Zaten Emine Dizdarlı'nın açıklaması daha geldi. Sonra akşam Eminem'de saatlerinde ötesi yani yok meclis onun. İç düzgün zaten Ulusal Birlik Partisi'ndeki milletvekilleri de grup başkan vekilleri ara verin dedi. Onlar da 26 ile o an artık olamayacağını birçoğu zaten gördüler ve ben bir ara verdim altı sularında. Altı da olmadıydı yanılmıyorsam. Ondan sonra görüşüldü, konuşuldu. Biz saatlerce ne yapıldığını da bilmedik. Bütün Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekilleri oradaydı. Arada bir basına bilgi de verdi Sayın Başkanımız Genel Kurul'un loca bölümünde biliyorsun. Daha sonra kaldı. Peki bugün şimdi... Sayın Zorlu Töre mecliste olduğu için de benim meclisi tekrar açmam söz konusu olamazdı. Değildi. Çünkü Zorlu Bey geldi orada bekleme alanına bir baktı. Kendisinin orada olduğunu ve meclisi açacaksa kendisinin açacağını ifade etti. Dolayısıyla benim meclisi açabilmem, benim yetki ve sorumluluğum Sayın Meclis Başkanı'nın bu yetkisini de tekrar başında olduğunda olabilmesi söz konusu değil. Ha bugün ne olacak? Ben şimdi meclise gidiyorum. Bugün şu an itibariyle vekalet bende. Bugün meclisi açma yetki ve sorumluluğu. Çünkü Zorlu Töre anayasa gereği bende yerine vekalet. Dün akşam zaten Zorlu Bey eğer danışma kararını, akşam dünkü süreç kadık oldu. Dünkü sürecin devam edilmesi için danışmada yeni bir seçim sürecinin açılması lazım. Zorlu Töre kendi gelip hepimize de ifade ettiği için, yani bir sır değil bu, gazetelere de düştü. Ben imzalamam dediği evet. için bu evrağı. Devam ettirilemedi dün süreç. Yani çünkü Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak biz bu rezaletin başka bir güne daha kalmaması lazım. Bugün bu işi çözün dedik. Aksini kabul edemeyiz dedik ama Zorlu Bey imzalamayınca evrağı Ulusal olamadı. Birlik Partisi'nin bunu çözmesi mümkün değildi. Şimdi ben meclise gideceğim. Ben görev ve yetkimin başındayım. Ben grup başkanlarını, başkan vekillerini toplayacağım ve bu konu değerlendirilecek. Kendi grubumla da ayrıca elbette bu konuyu görüşeceğim. Son soru, Genel Başkan Tufan Erhürman dün akşam geç saatlerde yaptığı açıklamada Faiz Tuğcuoğlu'nu bekliyorduk dedi, yani evet. seçilecekti ve yani Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Faiz Tuğcuoğlu ile ilgili herhangi bir reddetme durumu anladığım, çünkü Zorlu Töre ile zaman zaman kimi sürtüşme demeyeyim ama süreçler yaşandı diyeyim. Kimi başlıklarda, kimi açıklamalarla ilgili falan filan. Ama Faiz Tuğcuoğlu'na tamam mıydı Cumhuriyetçi Türk Partisi? İsimlerle alakalı elbette Zorlu Töre'ninle yaşadıklarımız da ortada. Ama isimlerle alakalı bir tavır sergilemeyecekti dün Cumhuriyetçi Türk Partisi.
Biz bu kadar kırılmanın, dökülmenin ve bu kadar anomalinin içerisinde ilk başta haklı olarak bir ana muhalefet olarak o birlik ve bütünlüğü göstermelerini istiyorduk zaten, isteyecektik. Her ne kadar Faiz Bey ile ilgili olarak beklentimiz medyada çıkanlardan ve konuşulanlardan ve evet meclis kulislerinde de konuşulanlardan biz Sayın Faiz Sucuoğlu'na bir destek olduğu ve aşağıdan gruptan onun çıkacağı algısı vardı. Yani işin doğrusu bu. Çıktıktan sonra da eski başkanın, eski başbakanın da grubundan ve çok da farklı muamelelere de tabir olmuş bir kişiden bahsediyoruz. Bir şekilde iadeye itibar mı dersiniz, onere mi dersiniz, yani bir her neyse yapılacak olan kendi milletvekillerinin desteğiyle zaten ilk turda çıkacağını öngörüyorduk. O anlamda yani bizim vereceğimiz destek üzerinden ifade etmemiştir onu Sayın Tufan Erhürman. Çünkü bizim pozisyonumuz ilk önce biriz, bütünüz demekle olmuyor bu işler. Nasıl görelim. Yüce meclis demekle yüce olmuyor ve ne hallere düşebiliyor meclis. Biriz bütünüz demekle de olmuyor. O bütünlüğü kişilerden bağımsız olarak yani Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin bireylerine ne sıkıntısı olabilir? Kutlu Evren'le, Sayın Evren'le birey olarak ne sıkıntımız olabilir? Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak ya da ben Fazlet Özdenef olarak aynı şekilde Faiz Bey'le ya da Zorlu Bey'le de bütün bireysel olarak bizim sıkıntımızın olması siyasetteki figürlerle söz konusu değil. Bizim muhatabımız Ulusal Birlik Partisi ve iktidarın zihniyetiyle alakalıdır. Dolayısıyla o anlamda oy birliği anlamında, bir destek anlamında değil ama beklentimiz gerçekten eski başkanlarını, başbakanlarını. Ben üzüldüm. Sizce tekrar olur mu? Ben kendi adıma Kutlu Bey, yani genel olarak isimler yıpranıyor siyasilerin çünkü. Yani Zorlu Bey de orada yönetirken sonuçta gruptan çıkmış Zorlu Bey. Yukarıda oturuyor. O yüzünün ifadesini gördün. Yani şimdi ben meclis başkan yardımcısıyım. Tüzüğe göre ana muhalefete verilir. Beni seçmezse Ulusal Birlik Partisi derim ki ana muhalefeti, yani bunun demokratik mücadelesi vardır. Bilirim ki partim beni destekledi ama partimin oyu ortadadır. Ama Ulusal Birlik Partisi'nde partinin oyu varken ve iktidarın oyu varken gerek Zorlu Tören'in gerek Kutlu Evren'in ve bu noktada olması, inanın insani olarak mutlu olduğumuz bizim de ay ne güzel bak ne üzüntü verici ya. Ben gerçekten üzülüyorum, siyaset bu noktaya gelmemeli. Aynı parti içerisinde çalışan, o yüzden diyorum bitmiştir bu hükümet. Nasıl iş yapacak bu insanlar? Nasıl arkanı döndüğün anda sürekli acaba başıma ne gelecek endişesiyle diğer milletvekilleri nasıl iş yapacak? Çalışılabilir bir yapı yok. Erken seçimin ben Ulusal Birlik Partisi'nin de ihtiyacı olan olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu ülkedeki önemli siyasi güç dengelerinden biri Ulusal Birlik Partisi. Bu kadar bu noktaya gelmiş bir Ulusal Birlik Partisi'nin kimseye faydası olamaz. Peki. Bakalım bugün neler olacak? Sizi evet de ben şimdi meclise gidiyorum. Gün içerisinde zaten medya çok hızlı takipte. Yani biz de bazen gruptan çıkmadan medyada görüyoruz. Göreceğiz. Ben vazifemin başında elbette olacağım. Gereği neyse de kendi grubumla ve danışmada da konuştuktan sonra yapacağım. Bizim derdimiz kişilerle değil, anayasanın ve meclis üç tüzüğünün doğru bir biçimle uygulanmasıyla alakalı. Peki, Fazilet Özdenef'e çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Meclis Başkan Yardımcısı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin de ismini yine orada tuttuğu isim Fazilet Özdenef aynı zamanda. Süreç nasıl işleyecek, bugün neler olacak? Meclis Başkanlık krizinde ikinci round olarak atalım bari manşeti. Bizi neler bekliyor hep birlikte yaşayıp göreceğiz efendim. Yarın randevumuz sabah 7.30'da. O zamana dek hoşça kalın, hep mutlu haberler alın.